Selamun aleyküm aziz tele seyirciler. Millet Telekanalı'nın stüdyosunda canlı yayında Dini Sohbet programında yine beraberimiz ve bizim stüdyoda canlı telefonlarımız çalışmakta. Bugün sizlerden sual cevap programına yapacağımız keşken seferden daha kalan bazı sualler var. Onun için sizin merak etkeniniz, sualleriniz var ise telefon açıp bizlerge verebilirsiniz. Bizde tilimiz ayanganı kadar, Allah-u Teala'nın bizlerge imkan bergeni kadar cevap vermeye tırışırmız. Bugün cenaze meselesinde laf etmeye uygun olur deyip düşündüm. Çünkü bununla alakalı bayağı sualler toplandı. Ve hususan keçken sual cevap programasından da kalan sualler bununla bağlı. Onun için en evvela bunlardan başlayık ve ondan sonra başka cenaze merasimimizle alakalı, örf adetlerimizle alakalı bazı suallerge cevap vermeye tırışırmız. Bizim cenaze namazında ne kadar insan olsa da imam herkesini okuta ve pek çok vakit insanlar cenazenin okunda ayakta durmaya mecbur olalar. Bunu yapmak farz mı ve gerek mi, yoksa bir iki insan okusa da ya da tek imam okusa yeterlik mi? Yani cenaze namazında durgan insanlarga okutmak gerek mi Fatiha'nı? Dep soray burada niteli seyircimiz. Cenaze namazı esnasında cenaze namazını kılgan ve saf saf durgan er kişilerge Fatiha buyurmak bu adettendir. Fena degildir. Yakşı bir adettir. Ama çok okutmak ve insanlarını bekletmek elbette doğru degildir. Fatiha'nı okuganlar uç kişi olsa bu yeterliktir. Ondan ziyadesi endi insanlarını bıktırmak, bezdirmek mümkündür. Ayrıca şuna da dikkat etmek gerek. Eğer de pek sıcak ya da yağmurlu ya da pek soğuk hava olsa elbette bekim bir kere Fatiha'nı okumak ile bu işini kısa tutmakta fayda vardır. Onun için havası yaramay olsa bir kere, havası yakşı olsa üç kere okutmak en yakşısıdır. Ondan ziyadesi endi komgen son ve evge kaytıp gelgen son taziyege o vaxt okumağa mülkün evde rahat rahat oturganda. Fatiha'nın okunmasının maksadı da insanın ruhuna bizim okuğan Kur'an'ımız tiysin dep okutula ve imam namazını kıldıra elbette. Ama daha son yakınlarından bekim birsi da mevtamında, kozogunda olganda bir Fatiha okup bağışlamak ister bekim endi ozgarganda dep düşünüle. Onun için böyle bir tedbikat bizde var ama elbette ki her şeyinin azı karar, çoğu zarardır. Demek ki Fatiha'nı okutmak farz değil, mecburi değil. Bu bizim adetimiz, yakşı bir adetimiz ama ziyadesine kaçmak da doğru değildir. Kararında bırakmak en yakışısıdır. Burada ne daha sualimiz var. Bir kadın Kur'an'ı tek Rus dilinde okuy bile ibadetke keçe ve sayla mı bu? Dep sorala yok. Kur'an-ı Kerim dep aytkanımız bu Arapça originalıdır. Onun hangi tilge olsa olsun tercümesi Kur'an dep sayılmay. Kur'an dep sayılmagan son ibadetke de keçmey. Yani mesela siz Kırım Tatarca ya da Rusça Elham suresinin tercümesini namazda okusanız o namaz kabul olmaz. Namazda mutlaka siz Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim şeklinde okumak gereksiniz. Hamd alemlerinin Rabbi olgan merhametli Allah'adır şeklinde onun tercümesini aytsanız bu namaz olmaz. Öyleyse mesela Kur'an'ı hatım etkende de tercümesinden hatım etilmez. Kırklama çıkkanda da Yasin suresinin tercümesini okup kırklama çıkılmaz. Onu mutlaka Arapça orijinalından okumak gerek. Elbette Allah-u Teala bizlerge oz kitabını tek dualarda
ya da namazda okumak için yollamagandır. O hayat kitabıdır. Onun için elbette esas maksat onu okup hayatka geçirmektir. Hayatka da geçirmek için onu anlamak gerek. Onun için insan tek Kur'an'ı anlamadan Arapçasından okusun deyip aytmaymız. Ama ibadet manasının okulganda, yani bir ibadet esnasında, prosesinde onu okuganımızda o mutlaka orijinalından okumak gerek. Mesela bir insanga işte nazardan, koz tiymesinden bazı ayetlerini okuyacak olsak, ondan son insanı cinden, şeytandan korçalamak için mesela Felak Nas suresini okuyacak olsak, biz onu orijinalından okumak gerekmiş. Çünkü onun ayrı böyle bir enerjiye demek ki seviyesinde bir tesiri var. Çünkü Allah'ın sözü olgan o Arapça sözlerdir. Başka Kırım Tatarca, İngilizce, Türkçe, Rusça, Ukraynaca mesela olgan Kur'an'ın tercümeleri o ende Allah'ın sözü değil. O ende insanın Allah'ın sözünü başka tilde ifade etip olganı kadar. Yani tercümelerinin avtarı onu tercüme etken insandır. Yoksa Kur'an'ın avtarı, eğer öyle aytmağa mümkün ise Allah-u Teala'dır. Onun için ibadette hem de manevi tesiri, şifası olacak şekilde okuyacak olsak o Arapça orijinalından okumak gerekmez. Bizim cenazeyle alakalı elbette daha başka aytacaklarımız var. Bunda şunu da şuna da dikkat çekmeye isteyeyim. Kur'an'ı orijinalından okumağa bilmek her bir Müslümanın vazifesidir. Her bir Müslümanın vazifesidir. Yani bu farzdır. Onun için Müslüman olgan kişi, erkek ya da kadın mutlaka Kur'an'ı orijinalından okumak öğrenmek gerek ve okumağa bilmek gerek. Çünkü namaz kılmak mesela en azından farzdır. Öyleyse bu kıyın bir şey değildir. Arapça 28 tane arif vardır. Bismillah deyip bilmeyenler yarından başlasın. Bütün camilerimizde imamlarımız çalışmakta. Ama elbette ki şimdi vaziyet sebebinden biz vaktince derslerimizi toktattık. Ama herhalde onun bir imkanı var. Ve en yakın vaxtta bu işini halletmeye mümkün. Cenazenin alakalı biz bazı meselelerimizde devam etmemiz ve bizim de svet yakmak, kapını açık kaldırmak, televizor bakmak ve kuzgularını kapatmak gerek mi, mümkün mü, bu adetler kaydan çıktı degen sualler var. Demek ki eğer de böyle başımızga öyle bir şey kelgen olsa ve yakınlarımızdan birisi vefat etken olsa ki bu olucu şeylerdir, bu hayatının bir kaidesidir. Cenaze çıkan evde svetlerini yakıp kaldırmak meselesi, bu cenazege hiçbir faydası yok. Bunu yapılmakın maksadı, eğer de cenaze evde sozulup yata ise o vakit elbette karanlıkta onu yalnız kaldırmak doğru değil. Onun için anda birisi mutlaka başında bekler. Yani oturur onun yanında. Cenazeni böyle kaldırıp barıp ya yuklamaya yatmak bu hem de yakınımızga urmetsizlik deyip sayıla. Onun için yanında mutlaka birisi oturur, nevbet tutar. Yakınları etrafında oturur. Onu yakşı taraftan hatırlarlar. Komşu odada Kur'an okunabilir. Yuvulmağanı üçün cenaze yatkan odada Kur'an okulmaz. Endi deyik cenaze endi mezarlığa alıp kıtıldı ve komuldu. O vakit svet yanıp kaldırılır. O evde yaşayan insanlar yece acetini korumak için turganda abdramasınlar ve korkmasınlar degen maksatta. Yoksa cenazenin anda ruhunun kaytıp gelip karanlıkta işte joy olması ve ilahırı bu elbette ki akıl mantıkka uygan bir mesele değildir. Bizim stüdyoya bir telefon bağımız var. Geliniz onu kabul edeyim. Alo. Evet. İşte mi sizni? Aleyküm selam. Buyurunuz. Aydır hocam, sizge bir sualım var idi. Buna Uzbekistan'da yaşağanda komgen son mezarlıkta komup kaytkan son cemaat. Bir mulla kalaydı mezarlıkta okumağa.
Amında buna biz Ukrayna'da yaşayız, bizde öyle adet yok deyilir. Doğru mu bu, yok mu? Bağışlaysız, ne alay edilir cenazeden, mezarlıktan? Buna cenaze, buna kumdiler mi adamla, senektanı kumdiler. Hep kaydı erkekler mezarlıkta, bir kula kalıp okuyordu. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Sağ olunuz, anladım. Buna telkin dep aytalar. Telkin demek внушение. Bu telkin yapılmak gerek. Bu sünnettir. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ozu telkinni yapar edi ve sahabeler de bunu yapar edi. Hadis-i şeriflerde bizim kunumuzda yapkanımız telkinnin tıpkı şu şekli keşmektedir. Yani molla ya da imam herkes mevtanı komup endi kaytmağa başlagan son kabırının başında kala ve belli bir duanı okuy. O duada sana şındı sual gelir, ey falancanın oğlu falanca, sen de ki Rabbim Allah'tır, Peygamberim Muhammed'tir sallallahu aleyhi ve sellem, dinim İslam'dır ve ilahri ve ilahri. Bu şekilde demek ki ona kabrge komulgen son kelgen sual meleklerine cevap vermeye yardımcı olmak için bu sözler aytıla. Onun için bunu yapmak bu em adetimizdir. Hem de sünnettir. Peygamberimizin yapkan ve tavsiye etken şeklidir. Ve bizde okulganı tekrar aytam. Bu hadislerde keçken Peygamberimizin aytkan sözleridir. Onun için aytmak gerek. Yapılmasa bu yanlıştır. Evet, burada ne de telefon bağımız var. Onu da kabul ettiğiniz keliniz. Alo. 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 Evet. Aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Akşam şerifleriniz mübarek olsun. Mına bu bir güzel yayın, kısa sual cevap. Ben de bir sual verdim kele. Mına bu bir güzel anlattınız. Telkin degen şey bar edip sağ olunuz. Mına bu aytalar şildi. Ay o sonu sadaka berilmey kolga. Bütün vakit men bilem cenazege bargan erkeklerimiz koluna kapıklar gazetaga orap bu sadaka mezarlıkta berildi dep ketiredilir. Onu balaçıklarga ya birevge kim nege istese beredilir. A bunu şuydu o kadar sorayım mına bargan umra arkadaşımdan da sorayedim. Yok şuydu berilmey dep ayta. Bu men bek özüm şahsan men milyardı men şahsan özüm isteyim. Menden son menim sadakamını koluna versinler herkesin. Aytalar yok deyler. Sonuna bir açıklamış. Sağ olunuz. Telefon açanınız için sizin de vakit şerifleriniz hayırlı olsun. Allah sağlığınızı versin. Bizim pek kıymetli orf ve adetlerimiz var ve onlarını elbette ki tutmak gerek. Sadaka verme meselesinde kelgende bunda hiçbir problema yok. Onun yakşı anlamak gerek. Bunda sadaka ölgen kişinin adından berile. Yani sadaka berile ve o sadakanın savabı şu ölgen kişinin ruhuna tiysin dep, ona yazılsın dep. Onun için mesela siz onu vasiyet edebilirsiniz. Vasiyet edebilirsiniz ballarınızga. Böyle böyle yaparsınız diye ve bunun yapılmasında icbur yaramaylık yok. Ama mecbur tutmak da doğru olmaz. Çünkü bazı insanların çaresi var, bazı insanların çaresi yok. Onun için çareye göre. Peygamber Efendimiz'in zamanında mutlaka öyle yapılsın degen bir kaide yok idi. Ama sadakanı her vakit, her yerde vermeye mülkün. Onun için bizdeki bu orf adet, yakşı bir orf adettir. Dinimizge zıt değildir. İstegenler hususi olarak vasiyet edebilir. Bala çağası da özünden vermeye istese verebilir. Hiçbir problema yok. Ama niyet doğru olmak gerek. Kelgen insanlar cenazegi kelgeni için berilmey. Yani onlar zahmet etip cenazegi keldiler. Onun için onların gönlünü alayım de berilmey. Cenazegi kelgen insanlarga sadaka berili. Çünkü başka bir insan yok o yerde. Ölgenin ruhuna savapını
bağışlamak niyetinin bu şekilde yapılsa, bu niyetine yapılsa güzel bir amel olgan olur. Demek ki biz özümüzün sualimizge kaytıp kelemiz svet yakma meselesini ve açıkladık. Gece mevta komulgen son endi şu kunnun gecesinde kenede o yerde bir olgen insan yattı ve insanlarda bir o evden bir ölü çıktı. Demek ki bir soğukluk olmak mümkün. Çıkan demek ki acetini korumak için turgan yece ev halkı seskenmek mümkün. Aklına bu demek ki kederli anlar gelmek mümkün. Bu sebepten svetini yakıp kaldıralar ev halkı seskenmesin, abdramasın, korkmasın diye. Bu niyetinden yakıp kaldırma mümkün ama 40 gün yakıp tutmağa gerek mi, 20 gün yakıp tutmağa gerek mi, 1 gün, 2 gün, 3 gün, işte ev halkı alışkanğa kadar eğer de böyle bir korku bar ise, eğer de öyle bir korku yok ise, o vakit elbette svetini yakıp kaldırmağa gerek mi, o israfta olur. Demek ki onu endi evde yaşayan insanlar öz ihtiyacına göre baksınlar. Yani ölünün ve onun ruhunun icbir alakası yok. Gene de kapını açık kaldırmak, gene de buna bağlı olan şey. Yani ruh gelse biz kapını açık kaldıramız. Çünkü o işte belli bir kunler komulgen son gene de evge kaytıp kele eken sağına eken ve ilahırı yok. Ruh kaytıp kelmey. Onu bir kere kesin kes aytıp koyayık. İnsan olgende onun ruhu bedeninden çıkarıla. Yani Azrail aleyhisselam onun ruhunu bedeninden ala Allah'ın emrinden. Ve başka meleklerge o ruhunu teslim ete ve o insan eğer İnançlı insan ise, yani Müslüman ise, imanı bar ise, o vakit rahmet melekleri ne beri o ruhunu ve rahmet melekleri onu köklerge çıkaralar. İşte o da son ruh köklerge çıkan son, endi kenede o berzah degen böyle bir alemge yerleştirile ve kıyametke kadar o bu berzah aleminde bekli o ruh ve hemen sorgu sualge o alına. Bedenini ise daha son kabirge komeler. Demek ki ruh burada kaytıp kelmey. Ve başka cihetten düşüngenimizde de ruhnun eğer de geleceğini düşünsek bile ruha kapı gerek mi? Çünkü o maddi bir şey değil, o insan dayan kapıdan kırmez. Ona maddi şeyler, duvar şey o bir set, yani pregrada değildir, o andan keçer. Demek ki bu batıl bir inançtır ve öyle yapmaya gerek mi? Kapılarımızı kilitli, kapılarını kilitlep yuklanmaya yatmak bu sünnettir. Yece kapılar açık kaldırılmasın. Bizge studiyaga bir tane de sualımız var. Geliniz onu kabul edeyik. Alo. Alo. Evet, dinleyeyim sizni. Bu Aydın hocam mı? Evet. Selamun aleyküm, akşam şerifiniz hayırlı olsun. Aleyküm selam. Sizin de akşam şerifiniz hayırlı mübarek olsun. Buna, bizde işte, bunda Kırım'da çok yıldan beri yaşaymış. Cenazeye katlaşmış, cenazeye katlaşmaya sevap. Bak onda değil, buna mollalarımız okumuş, imamlarımız ayta. Üçüne yedisine adam çağırılmıyor. Demek ki benim çarem yok. Bir, iki kilo et alıp bir kazana çıkışırıp dört tane okumuş adamı çağırıyorum. Bana 50 tane 100 tane adam dese ben bir maskara olup kalamam. Onun da bir çaresini var mı bir cevabı doğru. Her adam zengin olmaz. Her adam yılanına göre ayağını uzatır. Buna şu mesele. Evet, sağ olunuz. Bu meselede şu şekilde aytayık. Dualarımız 3-7'si daha sonra başka 37-40 ve ilahırı da başkaları var. Buna muçe duaları dep aytıla. Ve bu bizim orf adetimiz. Bu dinimizin bir emri değildir. Ama dinimizge uygundur. Yakşı bir dini orf adetimizdir.
Uçun ve yedisin hususan yapılmasının sebebi şu ki, anda başta bir olunu anmak ve onun arkasından dua okumak, Kur'an okup onun ruhuna savabını bağışlamaktır. Onu hemen böyle barıp komup ve unutup kaldırmamak. Bu bir. İkinci de cenazeye gelip yetmegen. İştirak etmeye istegen ama gelip yetmegen bazı soy sop, akraba, eş, dost olabilir. Uzaktan gelecekler vardır. Bizde cenazeni böyle bekletmek adeti pek yoktur. Bekim bir kun ek kun bekletmeye mülkündür ama mümkün olganı kadar tezcerek toprakka bermege tevsiye edilir. Peygamber Efendimiz'in tevsiyeleri vardır bu manada. Onun için bekletilmeyi. Demek ki kelgen insanlar daha son soy sop, mesela üçüncü kunu toplanıp gene de bir keçmişini analar. Onun ruhuna Kur'anlar okup bağışlaylar. Ona da yetişamagan işte yedinci kunu gelir. Ondan gayrı da başka sebebi de var. Ev halkına bir tesellidir, bir uspakayenidir. Yani soy sop ve eş dost tanış bölüş toplana ve ev halkının bu kederli kunlerde beraber ola. Da başka bir sebebini aytabilemiz, bunda taziye bildirile. Üçüncü kunge kadar taziyeni bildirmek sünnettir. Ama yetiştiramaganlar yedinci kunu em duaga kele, em Kur'an okuylar. Yani ayrı bir kun tespit etile ve em de taziye de bildirilgen ola. Demek ki bu yakşı mühim bir tedbikattır. Ama buna bizim teleseyircimiz, vatandaşımız da aytkana dayan, mında büyük böyle kolemde çok insanlarını çağırıp aşlar kaynatıp 50-60-70 kişinin dua yapmak mecburiyeti yok. Ve hususan şöyle bir vaziyet olabilir. Bir de bir horantada mesela evinin sahibi keçingen olabilir. Apayı balları kaldı. Onlarga mesela çok masraflar yapıp çok insanlar aşatıp dualar yapmak sıkıntılı olmak mümkün. Onun için mında duanı 3-4 kişinin horanta içinde toplanıp yapsak da o da keçerli olgan olur. Büyük kolemde insanlarını davet edip dua yapmak şart değil. Demek ki insanlar çaresi olmasa ve onlar özleri bu duanı öz arası alıp barsalar kimse bunu ayıplamamak gerektir. Bu meselede bizler anlayış korsetmek gerekmiş. Çünkü bu dinin talabı degildir. Bu bizim orf adetimizdir. Demek ki bunda böyle pek katı tutmak doğru değil. Ama çaresi olganlar elbette ki yapılmasında güzeldir. Orf adetimizin tutkan ve devam ettirgen olurlar. Ama endi çok insan çağırıp yapmagan da kendi de orf adetini tutup devam ettiriyor. Ama o kadar balaban bir kolemde değil. Bunda anlayış olmak gerek. Buradan ya da stüdyamızga telefon açan vatandaşımız var, onu kabul ettik telefon bağını. Alo. Alo. Evet, işitem sizni. Ben bir söz vermek istiyim. Buyurunuz, dinleyeyim sizni. Vakit azdır, tez sualınızı veriniz. Buna dualarga barganda herkes kırklama kırklama buyura. O kırklamanı okumak ne dügül. Kolay dügül. Evet. İşittim sizni, anladım sualinizni. Anladım sualinizni. Sağ olunuz. Kırklama okumak bu 40 kere Yasin-i Şerif'ni okup çıkmak demektir. Baştan sonuna kadar. Ve onu orijinalından okup çıkmak gerek. Endi orijinalını bilmese, Arapça okumasını hiç olmaganda Kiril harflerinden, yani transkripsiyasından da ama yine de okuyabilir. Ama er alda bu öyle kolay bir şey değildir. Koşulama aytkanınızga ve kırklamalarını demek ki bazı insanlar böyle çok başkalarına 3'er, 4'er, 5'er tane bergen olalar. Bu doğru değil elbette. Eğer de insan onu okup çıkmagan olsa
onun vebali, günahı onun üstünedir. Ve bir şeyini de bunda aytayım. Kırklama, bu 40 Yasin olganı üçün, Yasin de Kur'an-ı Kerim'nin bir suresidir, bu Kur'an'dır. Kur'an satılmaz. Ve hatım da aynı bu şekilde. Demek ki bunda bir yanlış tedbikat var ya da bunu suistimal etken insanlar var. Yani zlaupatriblat etken insanlar var. Yani onu satkan dayın olalar. Yok, bizler bir kırklama, bir kimseye sımarlağanda biz onun zahmetinin karşılığını beremiz. Yani o vakit masraf etkendir, koz nuru tokkendir. Onu okuganda onun için sadaka olarak ona beremiz. Yani Kur'an'ı satıp alganımız için değil. Bu bir, ikinci de bunun belli bir taksası olmaz. İnsan gönlünden kopkanı kadar bunu okugan kişini işte bir kuandırmak için ya da zahmetini işte karşılamak için sadaka niyetinin bir şeyler vermesi caizdir, olabilir. Olabilir diyeyim, mecbur değil. Ama mesela şu kadar vereceksin veya şu kadarga men onu satam demesi, bu elbette ki haramdır, doğru değil. Kur'an-ı Kerim satılmaz. Ayrıca böyle optum satkan dayında olmaz. Çünkü bu böyle kartop değildir, yani onu o 10'ar kilo, 5'er kilo satkan dayın yapmak. Onun için elbette ki bu insanlara barılmaz. Ama men bir şeyge bunda dikkatinizi çekmeye isteyim. Mana Rusça aytkan dayın spros porajdayet priloženie. Priloženie dep aytıla. Demek ki eğer de biz halk olarak Kur'an'ı özümüz okumağa ogrensek ve abdestimizni alıp öz yakınımızga bağışlayacak yasinlerini özümüz okusak, başka birisine bunu barıp okuttırmağa acetimiz kalmaz. Ve en doğrusu da budur. Çünkü bizim yakınımız, babamız, karbabamız, emcemiz, dayımız, anamız, bitamız bizden bir hayır bekley. Bizim ağzımızdan okulgan Kur'an'ın ona bağışlanmasını o begene. Çünkü bizim yapkan yakşı işlerimiz ona beyan etile. Senin oğlun, senin kızın, senin kardeşin Kur'an okudu, sadaka berdi dep o insanın ruhuna yetkizile ve o kuana. Onun için biz Kur'an'ı özümüz okumağa ogrensek, başka bununla spekülasiya yapkan insanlarga fırsat kalmaz, kimse olarga barmaz ve bu mesele özünen çezilir. Onun için elbette bizim öyle bir problemalarımız var. Biz öz dinimizni ne kadar ogrensek, Kur'an'ı okumağa ogrensek, ibadetlerimizni özümüz yapsak, Kur'an'ımızni özümüz okusak, böyle bir yanlış tedbikatlarga kapılar açılmagan olur, kapangan olur ve bu mesele özü özünen çezilir. Biz endi uzun vaqttan berli öz vatanımızda yaşaymız. Kur'an'ı okumağa ogrenmege şeraitler bar. Çok şükür her yerde hocalarımız bar. Hem kadın hocalarımız, hem erkek hocalarımız. Onun için biz özümüzün dinimizni özümüz okup, özümüzün yakınlarımızga kerek olgan Kur'anlarımızni özümüz okuyuk, özlerimiz bağışlayık ve dinimizni hem dini bilgi seviyemiz yükselsin, hem de dini praktikamız artsın ve o vakit çoksa meseleler özü özünden çözülgen olur. Bizim da böyle cevap vermeye planlaştırganımız meseleler bar edi elbette ki, ama onlarını endi gelecek yayınımızga kaldırayık ve daha başka meselelerine de cevap verirmiz. Mevzu aktual, bir kereden cevap vermeye çaremiz olmadı. Sizin dikkatiniz, alakanız için sizlerge hepinizge teşekkür bildirem. Allah-u Teala bütün hayırlı işlerinizni ondan getirsin. Gelecek haftaya kadar Allah-u Teala'ya emanet olunuz, sağlıkla kalınız.